Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin 16 Nisan'la birlikte yeni bir döneme gireceğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kestel'de kuracağı su tesisinin temelini atan Müezzinoğlu, artık hiç kimse milletin kaderiyle oynayamayacak, dedi. Yıllardır, onlarca yıl Uludağ suyu Türkiye'nin her yerine gidiyor. Bursa'mızda da bu tesisi kurmak bizim görevimiz olarak kabul ettik. Bursa'nın su kaynaklarını değerlendirmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıracağı su şişeleme tesisinin temeli törenle atıldı. Büyükşehir Belediyesi Su Fabrikası Bursa'mızda yaklaşık 61 bin metrekare arsada ilk etapta ve 16 bin metrekare kapalı alan. Yaklaşık 80 milyon liraya mal olmuş olacak inşaatıyla birlikte ve 6 ay içinde de bitmiş olacak. Günde 80 tırın üzerine ilk anlamda buradan ürün çıkmış olacak. Kestel'e bağlı Gözede Mahallesi'nde düzenlenen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı. Bu merkezin doğal zenginliklerini de dünyaya sunmak, bu anlamda doğasıyla, yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle, hele hele su kaynaklarıyla dünyada da var olduğunu göstermesi ve dünyanın farklı noktalarına ulaşabilmesi bu anlamda Türkiye adına da bir zenginlik olacak. Müezzinoğlu, Kestel Çataltepe'de altyapı çalışmaları süren sanayi sitesindeki ihale süreci hakkında da bilgi verdi. 3000 esnafımızın toplanacağı bu merkeze inşallah 825 esnafımızla ilgili Mayıs ayında ihale yapılacak ve Mayıs ayında da bir taraftan ilk etap 825 esnafımızın taşınacağı hizmet bölgesi buraya gelmiş olacak. Müezzinoğlu'nun gündeminde 16 Nisan referandumu da vardı. Bugüne kadar stabilize yollarda gittik. Bugüne kadar zaman zaman o yollarda birileri çukur kazdı, birileri hainlik yaptı, birileri milletin kaderiyle oynamak istedi. Bundan sonra